Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet ben kamera arkasında ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 20 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Dediğim gibi ilmek sayım 6 ve altının katları artı iki kenar ilmeğinden oluşuyor. Evet, modelim ön yüzden kuruluyor. Ben şimdi modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim, bir sıra ters öreceğim lastik örmediğim için. Ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimiz lastik istiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben lastik örmediğim için şöyle bir sıra bütün ilmekleri ters örüyorum. Ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyoruz. Bir sıra ters örgümü tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeği şöyle ortadakini başa almam gerekiyor. Bunu dilerseniz bu şekilde çıkararak da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Şöyle üçünü birlikte düz olarak örüyorum, bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi yine düz ördüm. Şimdi az önce burada e, farklı şekilde ilmeğimin yerini değiştirmiştim. Bu daha kolay şimdi göstereceğim yöntem. Bakın şu şekilde soldan girerek iki ilmeğimi şöyle çıkarıyorum, çevirerek sol şişime takıyorum ve böylelikle ikinci ilmeğin başa gelmiş oldu. Yani yeni ilmeklerimin yerini değiştirmiş oldum. Bu 3 ilmeği birlikte örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Yine sıradaki 3 ilmeğin ikincisini başa almam gerekiyor. Bu şekilde ikisini birden sol, soldan girerek şişime aldım. 2 ilmeğimi bakın bu şekilde şişime takarak ortadaki ilmeği baş almış oldum. Daha sonra bu 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin arka yüzündeyim. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek sayım eksildi. Ön yüzde ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, yine 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu kestiğim ilmeğe gelince bu ilmeği şimdi sayısını eski haline getireceğiz. İlmeğimi düz olarak bir kez ördüm. Çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Yine bakın 3 ilmek elde etmiş olduk. Arada 1, 2 3 tane düz ilmek örüyorum. Eksiltmiş olduğum ilmeğe gelince tekrar bir kez ördüm, bir doladım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. ilmek sayımızı eski haline getirdik. Tekrar arada 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Yine eksilttiğim ilmeğe gelince bir kez ördüm, çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelimizin herhangi bir işlem yok. Model bitene kadar arka yüzde ilmekler devamlı ters örülecek. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet devam ediyorum modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Bu sırada kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şu anda model anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Birinci modelimin son sırasında. Altıncı ve de son sırasındayım. Bu sıradan sonra tekrar aynı işlemleri yapacağız ama kaydırmalı olarak yapacağız bu işlemleri. Yine altıncı sırada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeği de ters olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve tekrar model kuracağız. kaydırmalı olarak modelimizi yürüteceğiz dediğim gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer bu kesme işlemini bu 3 ilmeğe yapacağım. Yine şu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra bu 3 ilmeği Birlikte düz örüyorum ve bir ilmeği düşürüyorum. Aradaki 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar sıradaki 3 ilmeğim değil. Şöyle bakın yine soldan girerek 2 ilmeğimi aldım. Çevirerek sol şişimi taktım. Tekrar ikinci ilmeği başa almış oldum bu şekilde. Ve bu 3 ilmeği birlikte düz ördüm. 3 ilmek Düz örüyorum. Tekrar aynı işlem. ilmeklerimi yerlerini değiştirdikten sonra 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Ben sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri ters ördüm. Modelimin ön yüzüleyim Şimdi bu sırada eksiklediğim ilmekleri tekrar eski haline getireceğim. Burada eksiltme yapmıştık. ilmeğimi bir kez ördüm, çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Devam ediyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Yine eksilttiğim ilmeğimdeyim. Bir ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Bir ilmekten yine 3 ilmek çıkardık. İlmek sayımızı eski haline getirdik. 3 ilmek düz, tekrar ilmeğimi ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. üç düz ilmek kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Yine bu sırada da bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor kaydırmalı olarak yerledikçe kendini gösterecek modelimiz. Evet şimdi bu sıradan sonra bir sıra düz örülecek ön yüzden, arka yüzden bir sıra ters örülecek. Tekrar model kaydırılacak. Yani yapacağımız işlem bu. Onun için daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada ve de lastik üzerinde denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali bakın. Şöyle göstereyim size. Hafif kabarık duran bir model. Evet, yapım aşaması oldukça kolay. 6 sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine yetişkin süveterlerinde, çocuk örgülerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.